Herkese merhaba. Çarşamba akşamları Sinebeş ekranlarında yayınlanan Afrika Dahil adlı programdayız. Afrika Dahil'de daha evvel sanat dünyasından insanları konuk etmiştik ama bu hafta fikir dünyasından yazar, düşünür İhsan İlaç'ı konuk ediyoruz. İhsan abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ ol. Abi şimdi aslında senin hakkında konuşmak bir bazı kavramlar hakkında konuşmak manasına geliyor. Sen malum o kavramlarla özdeşleşmiş durumdasın. Bunların başında mesela muhalif bir tavrın daim devam eden, hiç aralıksız, kesintisiz bir muhalefetle ama hiç şüphesiz, yani ben tabii kendi fikrimi söylüyorum, bir hakikatin ortasından ses vermek kaydıyla bir muhaliflik. Bu da her şeyin aslında bir anlamda kesintisiz bir şekilde yanlış yapılıyor olduğuna delalet bir yandan. Ne diyorsun? Neler yolunda gitmiyor da bu kadar muhalifsin abi? Şimdi mesela adalet olunca adalet adına bir muhalefet ortaya koymak gerekiyor. Evet abi. Şimdi iktidarlar çok adaletsizlik yapıyor. İktidarın kendisi zaten adeta adaletsizlik üreten bir kurum. Konfüçyüs'e 2000 sene önce zamanın kralı demiş ki, ya adalet adalet deyip duruyorsun. Gel bütün yetkileri sana veriyorum. Devletin başına geç demiş. Vezir yapmış. Hazreti Yusuf gibi yani. Evet. 6 ay sonra istifa etmiş. Niye diye sormuşlar. Demiş ki, ya ben yukarıdan adalet uygulanacak diye bir buyruk çıkarıyorum. Aşağıya inmiyor, zulme dönüşüyor. O kadar çok insan var ki, verilen buyruklar o kadar çok insandan geçiyor ki, ben bütün bu kademelerden geçerek bunun adaleti sağlayacağına inanıyorum. Ama 10 kişiden geçiyor, 11. kişiye bakıyorum ki verdiğim buyruk zulme dönüşüyor. Bu insanlarla olmaz bu demiş. İstifa etmiş, dağlara çekilmiş. İnsan yetiştirmem lazım. Biz bu adaleti insanlarla uygulayacağız. Adalete adaletle gidilir. İktidar kurumu öyle bir kurumdur ki içinde olsanız bile sürekli kendisine karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Hani sürekli devrim diye bir şey var ya. Evet. Amansız ve sürekli. Bırakın iktidarın dışındakileri, iktidarın kendisi iktidarın içinde iktidara karşı mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü iktidar demek güç temerküzü demektir. Evet. Bir yerde güç temerküzü söz konusu olduğu zaman o gücü temerküz etmeyenlere, o gücü elinde bulundurmayanlara karşı ister istemez bir haksızlığa, adaletsizliğe, kendine yontmaya iş dönüşüyor. Dolayısıyla İslam'ın da zaten baştan sona kadar esas amacı bu güç temerküzlerini dağıtmaktır. Bilginin, iktidarın ve servetin bir kişi veya kişiler elinde temerküze dönüştüğü an İslam'ın meselesi, bu la ilahe illallah davası orada başlıyor. Kur'an'ın ilah dediği insanlar gökte tanrılar değil, yerde cansız putlar değil. Kur'an'ın ilah dediği aslında güç temerküzünde bulunan insanlardır. Mesela Firavun, ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyor. Benden başka bir ilah bilmiyorum diyor. Sonra diyor ki, şu Mısır'ın mülkü ve akıp giden nehirler benim değil mi? Bu rızıkları size ben vermiyor muyum? Aslında Kur'an'ın ilah dediği insanlar, bilgiyi, iktidar ve serveti elinde bulunduran, gücü temerküz etmiş olan insanlara Kur'an ilahlaşmak diyor. Evet. La ilahe illallah dediğin zaman da bunlara reddiye çekiyorsun. Bu reddiye çekmenin de anlamı şu, şahısların elinde güç temerküz etmemelidir. Bak, ne bilginin gücü, ne servetin gücü, ne de iktidarın gücü bir şahısta, onun ailesinde, hanedanında temerküz, merkezileşmemelidir. Onda olmamalıdır. Bu sürekli olarak halka, topluma, tabana dağıtılmalıdır. Şimdi tarih boyunca bütün mücadele bu aslında. Evet. Orta Doğu'da da bu, Konfüçyüs'ün yaşadığı ülke olan Çin'de de bu, Sokrates'in ülkesi Yunanistan'da da bu, Kızılderililerin ülkesi
Meksika'da da, Arjantin'de, Brezilya'da da o. Halen de o. Bugün de güç, Kur'an'ın tabiriyle belli ellerde temerküz etmiş durumdadır. Mallar sizden zenginler arasında dönüp dolanan bir devlet olmasın diyor. Bak bu ölümsüz ilke budur yani. Haşr suresi 7. ayet. Mallar sizden agniya arasında, zenginler arasında dönüp dolanan bir devlet, hegemonya aracı, temerküz aracı olmasın. Ya bu olduğu an muhalefet kaçınılmaz oluyor. Bu muhalefeti kim yapacak? Bu kitaba inananlar yapacak. Bu temerküzler bitsin. Bu haksızlıklar sona ersin. İnsanlar diğerleri üzerinde hegemonya kurmasın. İnsanlar özgür olsun. Adalet ve eşitlik herkese uygulansın. O zaman muhalefete gerek kalır mı? Kalmaz. Ama bu dünya tarihinde de hiç bitmemiş. Bundan sonra da bitecek gibi de görünmüyor. Bir de benim tabiatım, karakterim itibarıyla güç temerküzünden, iktidardan, emir vermekten haz etmiyorum. Bunların olduğu yerde bulunmaktan da haz etmiyorum. Ne güzel. Haz etmiyorum. Tabiatım böyle değil. Bak hayatımda hiç devlette görev almadım. Hayatımda kamudan bana bir kuruş geçmedi şu ana kadar. Kendim çalıştım, kendi alın terimle, kendim geçiniyorum. Maşallah. Dolayısıyla benim karakterim bu. Bize düşen de bunları söylemek. Eğer iktidar sahipleri söylediklerimizi dinliyorlarsa, yazdıklarımızı okuyorlarsa, hangi iktidar sahibi olursa olsun, belli bir adresi kastetmiyorum. Ben onların yararına olacak şeyler söylüyorum. Kendimce doğru yolu gösteriyorum. Doğru yolda doğru olduğuna inandığım yolu gösteriyorum. Diyeceksin ki herkes yanlış yolda. Sen mi doğru yoldasın kardeşim? İyi de benim bildiğim bir şey var. Ben onu söylüyorum. Yani en azından bunun sesini yükseltiyoruz. Adaletsizlik yapmayın. Haksızlık yapmayın. Kamu kaynaklarını kendi çıkarınız için kullanmayın. Evet. Firavunluk yapmayın. Karun'a özenmeyin. Bunlar kitapta yani Kur'an'da ateşle tehdit edilen şeylerdir. Bunlar insanın dünyasını ve ahiretini mahveder. Amelleriniz heba olur. Kur'an-ı Kerim Firavun diyor. Kime diyor? Bak şu dört şeyi yapana Firavun diyor. Yaşatır, öldürür, en iyi makamlara getirir ve muti kullarına bol rızık dağıtır. Bunu yapana Firavun denir. Yaşatmak ve öldürmek ne? Hani Hazreti İbrahim'e ben de yaşatır ve öldürürüm diyor ya, işte bu Firavun karakteridir. Evet. Yani tuttuğu adamı yükseltir. Evet. Talih kuşu konar onun başına. Üzerine çizdiği adamı da zırr zöber eder. Mahveder, aç bırakır. Niye? Elindeki temerküzle. Güçle bunu yapar. Sonra kendisine itaat edenleri en iyi makamlara getirir. Sihirbazlar diyor ki eğer buradan galip çıkarsak, Musa'yı yenersek bize ne var? En iyi makamlara geleceksiniz diyor. İtaat edersen, onun menfaatine çalışsan en iyi makamlara gelirsin. Bir anda talih kuşu senin üzerine konar. Bir de şu akıp giden Mısır'ın mülkü benim değil mi? Rızkı size ben vermiyorum. En büyük Rabbiniz ben değil mi? Doyuruyorum, besliyorum, koruyorum, kolluyorum. Bol rızık dağıtıyorum. Ulüfe dağıtır. Peşkeş çeker. Bura senin der. Bura senin der. Bunların hepsini Firavun yapar. Kardeşim bunlar kitapta boşuna anlatılmıyor. Hı hı. Firavunluk bir iman kategorisi değildir. Bir iktidar kategorisidir. Güç temerküzünde bulunan adam ne yapar? Bunu yaptığı an ona karşı ne söylemek gerekir? Musa'da işte onun örneği. Hı hı. Biz de onun yolundan gidiyoruz ve bunları söylemeye çalışıyoruz. Sesimiz bir yere ulaşıyorsa, faydalı oluyorsa vallahi, ne mutlu bize. Ulaşmak bir yana dursun abi. Valla seni okumak, senin söylediklerinden istifade etmek gerçekten o Konfüçyüs'ün insan yetiştirmek şeyiyle, siyakıyla bence çok benzeşiyor. Yine o Konfüçyüs meselesiyle ilgili olarak bir şey sorayım. O adaletin en tepeden en aşağıya doğru inerken sekteye uğrayıp ve daha sonrasından ters yüz edilip bir zulme dönüşmesi hadisesinde elbet o aktarımlar esnasında birçok yeni
ama içi belki dolu olmayan boş inançlar, hani tırnak içerisinde putperestçe hurafeye dönüşen bir takım şeyler oluşuveriyor. Aslında senin çağdaşlık ve yenilikçilik kavramların da sanki o geçiş esnasında üzeri tozlanan, içi boşalan manaları kırıp tekrar ortaya koymak gibi bir şey. Ben mi yanlış anlıyorum yoksa? Evet, doğrudur. Şimdi yenilik meselesi çok önemli. Evet. Kur'an'da halk-ı cedid diye bir kavram geçer. Evet. Yeniden yaratma demektir. Allah sürekli yeniden yaratma halindedir. Aslında tecdit, yani yenilik, alemin ruhu oluyor. Mesela şöyle düşünelim. Yarın buraya geldiğimiz zaman buradaki şeylerin hiçbirisi aynısı gibi olmayacak. Evet. Mutlak surette bir şeyler değişmiştir. Hı. Yani bu yerinden oynamıştır en azından. Yarın biz kendimizin aynısı değiliz. Yarın olduğu zaman en azından bir saç telimiz dökülmüştür. Birazı biraz daha uzamıştır. Başka bir şey giymiştir. Bir hayat bahşeden bir durum yani. Tabii. Şimdi yerinde duruyor gibi görünüyor. Fakat İbn Arabi'nin bir sözü var. Evet. La tekrara fi tecelli der. Tecellide tekrar yoktur. Yani tasavvuf literatüründen bu tarafa aktardığımızda yaratmada tekrar yoktur. Yani halk-ı cedid vardır. Sürekli yenilenme vardır. Sürekli. 10 yıl boyunca duvara bakan bir adam düşün. Evet. Bunda gelişme olmaz. Kalkacak, başkalarıyla görüşecek, kitap okuyacak, seyahat edecek, insanlara iletişim kuracak. İnsanlar sürekli duvara bakarlarsa evlerinde yaşarken bunalırlar, patlarlar. Sürekli devinim, sürekli hareket, sürekli yeniden oluş, yenilenmeyi meydana getiriyor. Bu yeniliklerle birlikte alem devam ediyor. Ve bu yenilenmenin arkasında da aslında bir süreklilik var. Hani Yunan felsefesindeki Zenon ile Heraklitüs arasındaki tartışma. Yani hiçbir şey değişmiyor diyen de her şey değişiyor. Bir suya bile iki defa, ikinci defa giremezsiniz. Aynı şekilde, evet. Aslında orada İhya'dan İnşa'ya kitabım var. Orada evet. Süreklilik ve yenilik diye bir makale var. İslam düşüncesinde iki kurucu kavram. Süreklilik ve yenilik. Yani alemde bir sürekliliği sağlayan müstakar bir mihver, yani istikrar üzere olan bir şey var. Fakat boyuna bir yenilenme de söz konusu. Evet. Bunu şuradan çıkarabiliriz. Mesela kartal, kartalda enteresan bir yenilenme şey var, prosedürü var. Evet. Bu benim çok dikkatimi çeken bir şey. Tabii. Kartal, bazen böyle 300 yıl yaşayan kartallar var mesela. Belgesellerde seyrettiği zaman insan ürküyor yani. Böyle 300 yıllık kartalın böyle gözünü görüyorsun. Allah Allah, bu 300 yıl yaşıyor. 300 yıl önce hala yaşıyormuş. Şimdi kartalın yenilenme prosedürü şöyle. Yaşlandığı zaman ömrünü uzatmak için tırnaklarını kendisi sökmesi ve gagasını da kırması gerekiyor. Gagasının tekrar gelmesi lazım. Tırnaklarını da yeniden, dipten yeniden üremesi lazım. Evet. Eğer bunu yaparsa yenileniyor. Yenilendiği zaman da ömrü uzuyor. Yani burada yenilenme ne olmuş oluyor? Hayat atılımı oluyor. Yaşam mücadelesi veriyor kartal. Yaşamak için, ileriye atılmak için kendini yenilemesi gerekiyor. Kendisini de başka birisinin değil, kendisinin yenilemesi gerekiyor. Evet. Başka birisinin gelip tırnaklarını sökmesi gerekmiyor. Veya gagasını kırması gerekmiyor. Kendi gagasını duvara vura vura ve kendi tırnaklarını söke söke acılar çekerek kendini yenilemesi gerekiyor. O zaman ömrü uzuyor. Şimdi bu ne demektir? Buradan bir yenilik felsefesi öğreniyoruz aslında. Harikulade. İnsana bunu aktar. Gagan uzamış, kırmıyorsun. Tırnakların uzamış, yenilemiyorsun. Sen ölürsün kardeşim. Kendini yenilemiyorsun. Evet. Ne yapacaksın? Başka birine ihtiyaç hissetmeksizin, bu yenilenmeyi başka birisine tevdi etmeksizin, kendin tırnaklarını kendin sökeceksin ki bir atılım, bir yaşam atılımı sağlamış olabilirsin. Bunu bir şahısta örnekleyebileceğimiz gibi aslında ülkeler de, devletler de, hatta uygarlıklar ve medeniyetler de böyledir. Evet. Buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz. İslam medeniyeti kendi tırnaklarını kendisi sökemediği için, kendini yenileyemediği için hayat yarışında geride kalmıştır.
Şimdi şu anda bak, mesela Arap Baharı diyoruz. Bunlar sahipsiz çığlıklardır. Fakat bunların sahibi yok. İnsanlar dışarıdan geliyor, Irak'a, Tunus'a, Mısır'a yenilenme amacıyla, demokrasi ve insan hakları getirme amacıyla işgal ediyor. Ya biz bunları kendimiz yapamaz mıyız kardeşim? Size ne oluyor? Evet. Yani memlekete demokrasi, insan hakları, yenilik, iyilik, güzellikler gerekiyorsa biz bunu kendimiz yaparız. Kendimiz yapmalıyız. Evet. Başkasından yenilik ithal edilmez. Avrupa'daki yeniliklerin hiçbirisi İslam dünyasına aktarılmaz. Başka bir uygarlığın yaşadığı tecrübe bu tarafa aktarıldığı zaman o yenilik olmuş olmaz. Kendi tırnaklarını kendin sökmen lazım. Kendi yeniliğini kendin yapman lazım. Evet. Avrupa'da zaten bunu yapmış. Avrupa'da aydınlanma nasıl ortaya çıkmış? Kendi Hristiyan tarihine karşı, Orta Çağ tarihine karşı bir isyan yükseltmiş. Kendi kendisine bir yol bulmuş. Şimdi onun sonuçlarını buraya aktarırsan olmaz. Bu yenilenme olmaz. Burada bizim kendi tarihimize mahsus şartlarımız var. Aynı medeniyetin içerisinde neşv-i neva bulduğumuz Araplar gibi, İranlılar gibi, Kürtler gibi, Türkler gibi milletler var. Biz bunlarla beraber yaşıyoruz. Biz Orta Doğuluyuz, biz Asyalıyız, biz Doğuluyuz. Dolayısıyla buraya özgü bir içeriden yenilenme stratejisiyle bir yenilik felsefesi geliştirmemiz lazım. Ben bu hususlarda oldukça geri görüyorum topraklarımızı ve buradaki yenilikçi düşünceleri. İnsanlar sürekli dışarılara bakıyorlar. Oradan bir şey gelecek. İşte Avrupa Birliği adam edecek bizi. Olmaz. Yok böyle bir şey. Gelenekle olan irtibatın kopması ile ilgili bir durum mu? Yani bu hani Avrupa'dan yani batıdan doğuya ithal edilemeyen bu yenilenme süreci aslında doğuda da insanın kendi geleneklerine sahip çıkması ile ilgili bir yenilenmeyi mi içeriyor, yoksa hakikaten bir başka yeniden mi bahsediyorsun abi? Yani gerçekten hiç söylenmemiş bir şeyin, hiç yapılmamış bir şeyin yeniliğinden mi bahsediyorsun? Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Şimdi iki yerden tercüme yoluyla yenilik yapmamalıyız. Birisi batıdan, birisi de tarihten. Evet. Tarihte olmuş bir şey olduğu gibi buraya aktarırsan tarihi günümüze taşımış olursun. Halbuki biz başka bir tarihte yaşıyoruz. Batıda olan bir şey olduğu gibi buraya aktarırsan batıyı buraya getirmiş oluyorsun. Oysa burası batı değil. Evet. Bak, her ikisi de orada olan bir şeyi buraya aktarmaya dayanıyor. Yani aradığımız şey orada. Nerede? Bölgesel olarak yeryüzünün batı bölgesinde. Hı hı. Onları aldığımız zaman kendimi yenilemiş olur. Kendimizi yenilemiş sayarız diye düşünüyor bir zihniyet. Öbür zihniyeti diyor ki aradığımız şey orada. Nerede? Tarihte. 700 sene önce oldu bunlar. Herkes yeni bir şey ortaya çıkarmasına gerek yok. Bütün bunlar bizim için düşünüldü, tartışıldı, sonuca bağlandı, hazır hale getirildi. Bize düşen oradan almaktır dediğin zaman sen yerinde sayıyorsun. Hiçbir şey yapmamış oluyorsun. Tasavvuftaki tabirle İbnül Vakt, zamanın çocuğu olmuyorsun. Kendi çağının çocuğu olmuyorsun. Halbuki ne yapman lazım? Önce bir kendi çağının çocuğu olman lazım. Eskiler bizim çağımızı bilmezler. Batılılar bizim yaşadıklarımızı, şartlarımızı bilmezler. Buraları biz biliriz kardeşim. O zaman biz eskileri okuruz. Tecrübelerinden yararlanırız. Onu kendimize içselleştiririz. Bize lazım olanı alırız. Lazım olanı buraya taşımanın, zamanı geçmiş fikirlerin, tarihte kalmış ayrılıkların, davacısı olmanın bir alemi yok. Evet. Onu alırız, kendi dünyamızda yeniden üretiriz, kendi sentezimizi meydana getiririz ve oradan bir yenilik fışkırır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu hem batıya hem de tarihe bigane kalmamayı gerektirir. Fakat onların hiçbirini buraya aktaramayız. Biz başka şartlarda yaşıyoruz. Onlarla benzer taraflarımız olabilir ama biz başka şartlarda yaşıyoruz. Eski alimler günümüzün şartlarını bilmezler. Biz onların karşılaşmadığı şeylerle şu anda karşılaşıyoruz.
onların yaşamadığı bir çağda yaşıyoruz. Onların sorun etmediği şeyler bizim sorunlarımız oluyor. Evet. Biz bunları onlara sorduğumuz zaman zaten onlar da çoktan ölüp gittiği için bize cevap veremezler. Evet. Biz onların fikirlerinde esinlenerek gelenekle bağ koparmaksızın, sadece Batı değil, dünya ile bağ koparmaksızın onları bütününü kendimizde yeniden üretmemiz lazım. Yani bu anlatmaya çalıştığım şey şu cümlede daha iyi ortaya çıkacak. Buyur abi. Mesela Türkiye için bir gelişme ve kalkınma ideali olarak şöyle bir cümle ifade edilir. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak denir. Bana göre bu sözün doğrusu şudur. Bir çağdaş uygarlık yaratmak. Ne fark var ikisi arasında? Şu fark var. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak. Bu çağdaş uygarlık düzeyi bizim dışımızda üretilmiş. Evet, tanımlanmış bir şey. Tanımlanmış. Birileri bunun mücadelesini vermiş. Birileri tırnaklarını sökmüş, gagalarını kırmış, yaratmış bir yenilik. Evet. Bizim işimiz onun düzeyine ulaşmaktır. Ona ulaşmak. Olay bizim dışımızda yani. Öbüründe ne diyoruz? Bir çağdaş uygarlık yaratmak. Biz burada dururuz. Bir yere gitmemize gerek yok. Tarihten ne alınıyorsa alınırız. Bat'tan ne alınıyorsa alınırız ki Bat'tan alınacak şey onların sonuçları değildir. Yani aydınlanmanın sonuçları değildir. Mesela eleştirel düşünce. Evet. Sorgulama. Kanıt. Gerçeği arama. Kurgulardan vazgeçme. Doğru bilgiye ulaşma. Deney, gözlem. Bak bunların hepsi epistemolojik şeylerdir. Evet. Yani bilgiye ulaşma araçlarıdır. Şimdi bunlar insanoğluna lazım olan şeyler. Fakat onlarda olmayan şeyleri sen tabii üzerine eklersin. O da işin ontolojisini oluşturur. Yani varoluşsal bir kimlik oluşturmak. Yani ben varım, evren var, bir evrenin içerisindeyiz. Ama varlık sadece bundan ibaret değil. İşin bir de metafizik boyutu var, manevi tarafı var. Evet. Bir büyük yaratıcının eseri içindeyiz. Biz de zaten onun eseriyiz. Falan. Şimdi bu varlığa ontolojik bir bakış. Bu onlarda olmayabilir. Anladım. Ama varlığı anlama bakımından bazı yöntemsel şeyler alınabilir. Onlar kaybedilmiş hikmet de sayılır hatta. Fakat onun sonuçları alınamaz. O sonuçların tamamı Batı'ya aittir. Buradan çıkardığı sonuçların tamamı onlara aittir. O sonuçları alamayız. Şöyle bir şey diyebilir miyiz abi? Bilmiyorum katılır mısın ama ben mesela biraz daha mana esaslı düşünen bir zihin yapısına sahibim diyeyim. Mesela bir mana bundan 500 sene evvel bir başka kıyafet giyinmiştir. Ondan 400 sene, bir 100 sene sonra bir başka kıyafete dönüşür. Yani mananın kaybolan enerji gibi, kaybolmayan ama dönüşen. Yani kinetik ve potansiyel gibi bir bazen durduğu yerde o manadır, bazen hareket halinde bir manadır diye düşünecek olursak. İnsanların ama en büyük zaafının da o manalar o bir defa o kıyafetlerin içinde sirayet etsin veyahut da tezahür etmeye görsün. Artık sürekli o kıyafetin içerisinden bekliyorum manayı. Yani orada takılıp kalıyormuş gibi geliyor. Ve aradan o mana o kıyafeti terk edip bir başka kıyafetin içerisine girdiği zaman, kendini başka bir şekilde tecelli olarak sunduğu zaman hala o boş kıyafete bakıp buradan zuhur edeceğini düşünüyor. Bu tarz bir şey anlatmaya çalışıyor musun acaba? Evet. Bilmiyorum. Katılır mısın? Evet. İşte süreklilik ve yenilik derken onu kastediyorum. Şimdi mana, öz, ruh sürekli devam eder. Fakat onun ifade biçimleri, kendini tezahür ediş şekilleri yenilenir, değişir. Başka başka şekil alır. Bunun için geniş bir insanlık perspektifine sahip olmak lazımdır. Yani evrensellikle tarihsellik bir açıdan sen onu da kastediyorsun. Evet. Yani hangi şeyler evrenseldir, hangi şeyler tarihseldir, hangi şeyler Arabistan'a, Mekke'ye, Medine'ye mahsustur İslamiyet açısından mesela. Evet. Hangi şeyler Meksika'ya da, Çin'e de, Rusya'ya da lazımdır. Evet. Bunu dinin içinden nasıl çıkaracağız? Buna evrensel ve tarihsel olan diyoruz. Şimdi öyle bir şey olmalı ki, mesela ben bir Meksikalı'ya gidip konuştuğumda, bir Rus'a, bir Çinli'ye, bir Afrikalı'ya, yani Afrika'da dahil, senin buralarımın, konuştuğumda
Evet doğru. Bu benim de meselem. Demeli. Bu iş beni de ilgilendiriyor. Beni de ilgilendiriyor demeli. Sen bütün insanlığı ilgilendirmeyen bir şeyi dinin temeli yapamazsın. Bütün insanlığı ilgilendiren bir şeyi dinin temeli yapman lazım. Mesela şöyle bir rivayet vardır. Namaz dinin direğidir denir. Hı hı. Namaz dinin gereğidir. Direği değildir. Dinin direği adalettir. Doğruluktur, dürüstlüktür, paylaşımdır. Bu bütün insanlara lazım olan bir şeydir. Sen şimdi desen ki bir Buda, Buda'ya inanan bir Budist veya bir Hristiyan dinimin direği böyle yapmaktır dediği zaman bu Müslüman olmayanları, dünyanın geri kalan kısmını pek ilgilendiren bir şey değildir. Ya kardeşim o seninle Allah arasında olan bir şeydir. O senin ritüelin yani. Ne? İmgesel, simgesel hareketlerin. Dini düşünce zaten imgesel ve simgesel hareketler ve üzerinden giden bir düşüncedir. Evet. Böyle bir ekonomi, politik, safi yorumlama değildir. Dinden bahsediyoruz. Dini düşünceden bahsediyoruz. Ama bunlar seninle yaratıcı olduğuna inandığın gücün arasındaki özel hallerdir. Evet. Bana beni de ilgilendiren, benim de acısını çektiğim, bana da hemen şimdi lazım olan bir şey söyle de ki sana katılayım yani, sana destek vereyim. Sen dersen ki adalet, doğruluk, dürüstlük, paylaşmak, elindekini başkasıyla paylaşmak, güç temerküzlerini ortadan kaldırmak. Bunlardır. Benim davam budur, benim dinim budur dediğin zaman o zaman bu evrensel bir anlam ifade eder. Dolayısıyla bu farklı kıyafetlerde, işte bu mana farklı maddi kılıflarda, elbiselerde, şekillerde, renklerde görünebilir. Yani bir insan vardır, zenci de bir insandır, sarı da bir insandır, kadın da bir insandır, erkek de bir insandır. Fakat bunlar başka ama hepsi insan. Evet. Şimdi bir dinin bir özü var, bir ruhu var. Musa da aynı şeyi söylemiş, İsa da aynı şeyi söylemiş. İbrahim de aynı şeyi söylemiş. Hatta biraz daha genişletiyorum. Konfüçyüs de aynı şeyi söylemiş. Lao Tzu da aynı şeyi söylemiş. Sokrates de aynı şeyi söylemiş. Mazdek de aynı şeyi söylemiş. Zerdüşt de aynı şeyi söylemiş. Kızılderili, oturan boğası da aynı şeyi söylemiş. Bunların hepsinin özünde yatan ruh birdir. Yani ya bu dinlerin bu anlamda vicdani birliği vardır. Aynı yerden konuşurlar. Peki o bir netice olarak o ulaşılması gereken bir şeydir değil mi? Yani direkt olarak, yani dinin direği olarak bu ortaya koymuş olduğunuz kavramlar, adalet, vicdan, hı-hı, sevgi, paylaşım, eşitsizliğe, haksızlığa veya da zulme karşı durmak gibi bir takım ortak kavramlar olarak dediğimiz, hı-hı, ortaya koyduğunuz şeyler. Bu gereğin de neticesi midir? Yani sonuçta hanif kavramından gidecek olursak, hı-hı, hani Kur'an'da bahsedilen biçimde, evet, evet, batıldan yüz çeviren, hı-hı, insanlardan bahsettiğimiz zaman bu insanlar zaten o gereğin, yani dinin gereğinin neticesini almış ve o hale gelmiş insanlar mıdır? Yoksa hala onlar için de hani bu şekli aldıktan sonra da, hani bu kadar temiz bir teraziyi kurduktan sonra da devam hala eder, devam edecek bir şeyler eder var mıdır? Çünkü şeytan hiç durmuyor. Yani 40 yıllık dostluklar bir anda dağıldığı gibi bir anda 40 yıl sürecek dostluklar da kurulabiliyor. Evet, evet. İnsanoğlunda böyle bir zafiyet ve böyle bir güç var. Evet. Her şey düzeldi dediğim bir anda bakıyorsun bir yerden birden bozulma başlıyor. Kur'an'da bir ayet var. İnsan içinde kin üreten bir varlıktır. Evet. Yani çevresel koşullar daha önce bizim içerimizde kendini ifade etme fırsatı bulamayacak olan, tabiri caizse genleri harekete geçirir. Evet. Bu içimizde bazı huylar vardır ki bu huylar ortamını bulduğu zaman ortaya çıkar. Mesela sende öyle bir huy vardır ki eline çok para geçtiği zaman ortaya çıkacaktır o. Evet. O güç eline geçmeden o huy harekete geçmez. Evet. Başka bir huy vardır ki yoksulluğa düştüğün zaman ortaya çıkacaktır. Başkası vardır ki zengin olduğun zaman. Başkası vardır ki şöhrete ulaştığın zaman. Evet. Başkası vardır ki bir karşı koyamayacağın bir cazibe ile karşılaştığın zaman. Hepsi bunlar sökün eder, depreşir. Ve bu hiç durmuyor, hiç. En iyi düzeldiği
düzeldi dediğin anda bile bunlar devam eder. Dolayısıyla bu bütün bir ömür boyu devam edecek olan bir mücadeledir. Ha, onu değil de mesela onu çok iyi anladım abi de hani mesela bu şeytanın hiç durmayacağı ve bizimle sürekli olarak uğraşacağı konusunda seninle hemfikirim. Ama mesela hani daha kestirmeden daha amiyane bir sorayım. Mesela namaz kılmayan cennete gidemez. Mi? Mi? Orayı soruyor. Evet. Yani hani bu, erdin o adalete, vicdana ve öyle de istikrarı da sağladın, gidiyorsun. Kimin ne olacağını Allah bilir. Allah şimdi düşürür. Tabii Allah bilir ama evet. Biz dünyada bu işlere nasıl bakacağımızı söyleyebiliriz. Ama kim cennete gidecek, kim cennete gitmeyecek, öbür tarafta neler olacak diye sorarsan, yani Hazreti Peygamber'in söylediğini söylerim. Birisi gelmiş, kıyamet ne zaman, cennette ne olacak, Sırat Köprüsü'nden nasıl geçeceğim, kaç tane bahçe olacak falan gibi şeyler sorunca, demiş ki kendisine sorulan, sorandan daha fazla biliyor değildir. Ancak biz şunu söyleyebiliriz. Ben inancıma göre, ben insanların inançlarından ve ritüellerinden dolayı ne sorgularım ne de yargılarım. Bak, inançlarından ve ritüellerinden dolayı. Yani böyle mi yapıyorsun, böyle mi yapıyorsun, böyle yapıp namaz mı kılıyorsun? Veya neye inanıyorsun? Soğana mı tapıyorsun? Neye inanıyorsun? İnançlarından ve ritüellerinden dolayı ne sorgularım ne de yargılarım. Ama davranışlarından dolayı hem sorgularım, hatta gerekirse de yargılarım. Komşum yukarıdan aşağıya halı çıktığı zaman bunu sorgularım ve yargılarım. Yapma kardeşim derim, böyle yapamazsın derim. Böyle ilişki olur mu? Bak, davranış. Ama onun soğana taptığını, komşumun soğana taptığını ben ne sorgularım ne de yargılarım. Beni ilgilendirmez. Biz davranışlarımızı birbirimize karşı hatırlatırız. Yanlış veya doğru olup olmadığını söyleriz. Bu açıdan Kur'an'ın en temel kavramının takva olmasının da kökeni burada yatıyor. Takva, zararlı davranışlardan sakınmak demektir. Ötekine zarar verici davranıştan sakınmak. Kim bunu yapıyorsa takvalıdır, muttakidir. Kur'an-ı Kerim'in girişinde şöyle yazar. Hüden lil muttaki. Muttakiler için yol gösterici. Yani ötekine zararlı davranış vermek istemeyenler için bu kitap yol göstericidir. Size bunu öğretir. Dolayısıyla doğaya, çevreye, olmak için yol gösterici. İnsanlara, evet. Hı hı. En fazla zarar vermeyenimiz ve insanlara en fazla faydalı olanımız kimse, en şereflimiz, en üstünümüz ve en baş tacı edeceğimiz kimse de odur. Üstünlük ancak takva iledir. Demenin de manası bu oluyor. Evet. Yoksa üstünlüğün takva ile oluşu, yarım saatte abdest almak, bir saatte namaz kılmak, sarıkla cübbeyle gezmek, böyle bir dışarıdan şekilsel bir dindarlık görüntüsü değildir. Takva bu değildir. Takva davranışlarla ilgilidir ve davranışlarda sakınmayla ilgilidir. Şu ana kadar davranışlarımızın bir listesini çıkaralım. En yakınımızdan başlayarak, yani annemizden, babamızdan, çocuğumuzdan, eşimizden, dostumuzdan, komşumuzdan, arkadaşlarımıza kadar. Beyin bundan birçoğunu unutuyor zaten ama öbür tarafta açılacak hepsi, ortaya dökülecek. Yazmak da o demek zaten. Kiramen, katibin, yazıcılar. Şimdi şöyle bir listesini çıkaralım. Bizden zarar gören kaç kişi var? Hani mezardan musalla tarışına cenaze getiriliyor. Cenaze kılınırken aslında orada bir tatbikat yapılıyor. Evet. Sana bir mesaj veriyor. O da bir cenaze ritüelidir. Ama sana bir, her ritüelin mutlaka hayatın içinde mesajı vardır. Bunu nasıl bilirdiniz diye soruluyor. Bu ne demek? Nasıl bilirdiniz? Şikayet olan var mı? Bana çok çektirdi. Dersen senin cenazen kılınmaz. Bu şey demektir. Böyle diyen birisi olduğu zaman cennete giremezsiniz. Onun tatbikatı yapılıyor. Aynen cennetin kapısına getirilecek. Cennet görünmediği için orada biz bunun bir tatbikatını yapıyoruz. Bundan şikayeti olan var mı?
kul hakkı yemişsen, birisi kalkıp da ben şikayetçiyim, benim kalbimi kırdı, benim hakkımı yedi, alın terimi çaldı, hakkımı vermedi, bana zarar verdi, bana acı çektirdi, beni ağlattı diyen bir tek kişi çıktı, cennete giremezsin. Abi ama şimdi öyle kat'i bir şey ortaya koydun ki tabii kul hakkı ve Allah'a şirk koşmakla ilgili iki kat'i durum şimdi var. Şimdi ben bunu kat'iyle şuradan kaynaklanıyorum. Allah'a tekabül etmemesi, kulun rızası alınması evet. konusunda ama bir yaptıklarımızdan dolayı kul hakkı yemek bir yana dursun, bir de yapmadıklarımızdan dolayı yediğimiz haklar evet. var. Evet. Mesela Filistin'de. Mesela Suriye'de, hı-hı. mesela Orta Doğu'da olan bitenler. Ama biz her daim onların akıbetini, oradaki insanları sanki kendi ailemizden, kendi evimizin içinden insanlarmış gibi düşünerek yaşamıyor, nefes alamıyor olduğumuz her müddet acaba bir kul hakkına da, yani bir hakka da mütecaviz davranmış oluyor muyuz evet, sence? Tabii. O zaman hiçbirimiz cennete gidemeyiz abi. Ya işte öyle kolay değil. Cennet kolay değil, cehennem de boşuna değil. Yani o zaman evet. cehennemden cennete kesin bir yol varmış gibi geliyor bana. Evet, şimdi bu anlattıklarımız cennetin ve cehennemin uhrevi yüzü. Tabii. Yani bunlar itikattır, böyle inanırız. Müminler böyle inanırlar. Ama bir de bunların dünyevi yüzü var. Evet. Kur'an'daki bütün cennet, cehennem ayetleri, kıyamet ayetleri aynı zamanda bu dünyayı anlatır. Burada olmazsa öbür tarafta bu böyle olacak. Kesin olacak yani. Bundan kurtuluş yok manasına gelir. Yani kefareti burada da ödeme ihtimalimiz var. Şimdi mesela insanın çektiği azap. Evet. Kriz. İflas. Acı. Aşk acısından tut. Ayrılık acısına kadar. İflas acısından tut. Yakınını kaybetmenin verdiği acıya kadar. Kerbela hepsi, acısından tut. Tabii Kerbela acısından tut. İşgal acısına kadar. Bunların hepsi cehennemdir. İnsanın bu dünyada yaşadığı cehennemlerdir. Cennet de dostluk, arkadaşlık, kardeşlik, adalet, barış, paylaşımın olduğu her yerdir. Bunu 10 kişi de kendi arasında bir cennet esintisi meydana getirebilir. Evet. Bu anlamda dinlerdeki cennet ülküsü aynı zamanda bir dünyevi ideali de ifade eder. Cennette yönetilen var mı? Yok. Cennette zengin yoksul var mı? Yok. Cennette polis var mı? Jandarma var mı? Pasaport var mı? Çok şükür yok. Ha. Özgürlüktür yani. Bu aynı zamanda dinlerdeki cennet ülküsü dünyevi bir ülküdür de. Derler ki bu dünyada olmaz. Bu dünyada olmaz diye bir şey yok. Bütün dünya bu hale gelmesi zaman alabilir. Kuşaklar boyunca bununla çalışılabilir. Ama Hazreti Peygamber Medine'de böyle 1000 kişilik bir topluluk oluşturmuş. Bunu büyük oranda başarmış. Biz de 300 kişi, 500 kişi bir yerlerde bunu başarabiliriz. Hatta bir insan 120 metrekarelik, 70 metrekarelik evinde kendi ailesiyle bunu başarabilir. Paylaş, bölüş, sev. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de biraz daha bir şey söyledim. Mesela infak edin diyor, verin diyor. Evet. Kenz yapmayın diyor, biriktirmeyin diyor. Evet. Böyle benim çok dikkatimi çekiyor. İleri derecede bir vurgu var buna. Ben bunun üzerine çok düşündüm. Dedim ki ya bu ne için? Yani insanlar niye versinler? Niye paylaşsınlar? Hani Kur'an-ı Kerim'in adı bile bunun üzerine. Kur'an-ı Kerim. Kerim olan Kur'an demek. Kerem olmayı. Yani cömertliği vermeyi evet. öğütleyen kitap demek. Peki bu neden bu kadar önemli? Verince ne oluyor? Bunun da gerisinde yatan başka bir şey daha var. İnfakın amacı da sevgi ve merhamet. Yani insanlar ancak paylaşarak birbirini sevebilirler. Böyle kuru kuruya sevme olmaz. Böyle seni seviyorum bak yüzüne böyle bir sevgi falan oluşmaz. Evet. Bir şey paylaşman lazım. Alman lazım, vermen lazım. Sürekli veren kişinin ruh hali bence bozuktur. Sürekli alan kişinin de ruh hali bozuktur. İnsan odur ki alır verir, alır verir. Bazen imkanı olur paylaşır, bazen başkasının imkanı olur ondan
alır. Dolayısıyla bu insanın ruhunu da düzelten bir şey. Hazreti Peygamber Medine'ye gelince bir odunun üzerine çıkmış, konuşmuş. Yani öyle balkondan falan konuşmamış. odun üzerinden insanlara şöyle söylemiş. Ey insanlar! İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Of. Eğer birbirinizi sevmek istiyorsanız aranızda selamı yayınız. Evet. Buradaki selamı yaymak da böyle okkalı bir Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü diye selam vermek değil. Yani evet, aranızda esenliği, barışı, kolaylaştırmayı, karşıdakinin derdiyle ilgilenmeyi, ona yoldaş olmayı, arkadaş olmayı, alışverişi, paylaşımı yayınız. Bunu yayarsanız aranızda sevgi artar. Sevgi arttığı an iman etmiş olursunuz. İman ettiğiniz zaman da bütün bunların ideal yurdu olan cennete ulaşmış olursunuz. Bunun yolu budur diyor. Ben şöyle düşünüyorum, taşınıyorum. Biz toplum olarak hem dünyada hem Türkiye'de korkunç bir sevgisizliğin girdabına boğulmuş vaziyetteyiz. İnsanlar birbirini sevmiyor. Kardeşim, dolmuşta gidiyorsun. Yani herkes birbirine homurdanıyor. Otobüse biniyorsun, herkes birbirine homurdanıyor. Böyle homur 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 konuşuyor yani. Ben ne oluyor kardeşim, birbirinizi sevsenize. Çünkü herkes kendi derdi içerisinde koşturuyor. İnsanlar birbirine güler yüz görmüyor, paylaşım görmüyor. En tepedeki adama güvenme söz konusu olmuyor. Yani benim görüşüme göre bir makama getirilen, bir kamu makamına getirilen kişinin birinci derecede önceliği mahrumlar ve yoksullar olmak durumundadır. Yani başbakan koltuğa oturduğunda yapacağı ilk iş bana memleketin açlarını ve yoksullarını listesini getirin demektir. Başbakanın da bundan başka da bir işi yoktur. Esas itibarıyla. Bütün yatırımları durduracak. Önce bunu getir kardeşim diyecek. Çünkü neden? Allah'ın en çok kızdığı şey yeryüzünde açların olmasıdır. Bak, senin programın ismi Afrika Dahil demişsin değil mi? Ne güzel. Başlangıçta söyleyecektim de laf geldi buraya, orada söyleyeyim. Eyvallah abi. Bak, şu anda yeryüzünde 1 milyar insan aç. 1 milyar 200 milyon insan Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü'nün 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, her yıl açıklama yapıyorlar. Yeryüzünün sokaklarında aç dolaşıyor. Bunların da %60'ı İslam dünyasında tekabül ediyor. Ne kadar utanç verici bir durum. 1 milyar 200 milyon aç. Yani adam sabah kalktığında ne olacağı belli değil. Köprünün altına mı kalacak? Mafyanın eline mi düşecek? Organ kaçakçılarının elinden midesi mi, dalağı mı sökülecek? Ne olacağı belli değil. Açlıktan kıvranıp bir leş kargası tarafından yenecek mi? Belli değil yani. Aç. Evet. Şimdi yeryüzünün en zengin adamının 72 milyar doları var. Evet. Afrika kıtasının, sadece Afrika kıtasının açlık sorununu çözmek için de 40 milyar dolara ihtiyaç var. Bir adamın elinde 72 milyar temerküz etmiş. Evet. Bu yine güç gidip bir merkezi bulmuş ve o Kur'an'ı ifadeyle servetin içerisinde dönüp dolaşan bir devleti. Dolayısıyla benim şöyle bir yazım var. 1 milyar insan hangi suçundan dolayı aç? Eğer bugün bir peygamber gelseydi, gelen ilk ayetlerden birisi bu olacaktı. 1 milyar insan hangi suçundan dolayı aç? İnsanlığa sesleniyorum. Allah'ın sesi, çığlığı bu olmak icap ederdi. Mekke'deki bu kız çocukları hangi suçundan dolayı öldürüldü ayetine nazire olarak. Eyvallah abi. İhsan abi, inanılmaz güzel bir muhabbet ama benim programım da maalesef çok kısa. Burada bitirmek durumunda kalıyorum. Yani bundan sonra söyleyeceklerini de çok merak ediyorum. Zaten seni takip ediyoruz. Hoş geldin, şeref verdin. Senin muhabbetinden istifade ettik. Alper'ciğim, ben de çok teşekkür ederim beni çağırdığın için. Estağfurullah. Dilimiz döndüğünce sohbet etmiş olduk. İnşallah seninle daha muhabbetimiz. Zaten kitaplarda, yazılarda bunları uzun uzadıya anlatıyoruz. Evet. Tekrar sana çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, Afrika Dahil'in bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta
Çarşamba gecesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.